By layer özelliğini anlamak. Bir katmana bir şekil yerleştirdiğinizde, şekil katmanın özelliklerini taşır. Örneğin, yeşil bir katman üzerine çizilen bir çember, yeşil olarak görünür. Gizli çizgi tipine sahip bir katmanda çizilen dikdörtgen de, gizli çizgi tipine sahip olacaktır. Çünkü şekillerinize bylayer özelliği uygulanmaktadır. Katman ayarlarının nesnelerin nasıl görüneceğini belirlemesine bylayer denir. Ekranda şekil içermeyen, ama birkaç katmandan oluşan bir çizim görüyorsunuz. Katmanları görmek için katman özellikleri yöneticisini kullanacağız. Ekrandaki AutoCAD penceresinde katman özellikleri yöneticisi arayüzü sabitlenmiş durumdadır. Ekranınızda görünmüyorsa katman özellikleri yöneticisini açmak için her zaman işaretli simgeye tıklayabilirsiniz. İmleci üzerine getirerek yöneticiyi açın. Bu çizimde 4 katman görünüyor. Bu katmanların her biri farklı farklı renkte ve bazılarının farklı çizgi tipleri var. İmleci pencerenin üzerinden çekip pencereyi kapatın. Katman denetimine baktığınızda geçerli katmanın part yani bölüm katmanı olduğunu görüyorsunuz. Bir çember çizerek başlayalım. Çember komutunu çalıştırın. Merkez nokta olarak ekranın tam ortasını seçin. Herhangi bir yarıçapa sahip bir çember çizin. Çemberin bölüm katmanının görünümünü nasıl aldığına dikkat edin. Gördüğünüz gibi çizim sarı renkte olmuştur. Çizgi tipi de katmanın çizgi tipindedir. Şimdi de çemberi seçin. Katman denetimini açın ve çemberi merkez çizgiler katmanına koyup escape tuşuna basın. Çember şimdi merkez çizgiler katmanının özelliklerini almıştır. Bir kez daha belirtmek gerekirse çemberiniz baylayer özelliğine sahiptir. Bu da çemberin nasıl görüneceğinin katman tarafından belirleneceği demektir. Biz de nesnelerimizi belirli özellikler almaya zorlayabiliriz. Şimdi şeritteki Properties yani özellikler paneline bakın. Sol taraftaki 3 ayara dikkat edin. Bu düğmeler sırasıyla rengi, çizgi kalınlığını ve çizgi tipini kontrol eder. Şu anda bu ayarlar by Layer ayarlı durumdadır. Renk özelliğine tıklayıp menüden açık maviyi seçin. Bu noktadan itibaren hangi katmanda olursa olsun oluşturacağınız her şey Açık mavi renkte olacaktır. Başka bir çember oluşturmak için yine çember komutunu çalıştırın. Yeni çemberi eski çemberinizin merkezinden oluşturun. Herhangi bir yarıçap belirleyin. Farkındaysanız çember part yani bölüm katmanında olmasına rağmen açık mavi renktedir. Ancak tüm nesnelere bu şekilde katmanlardan bağımsız olarak özellik atama işlemi kullanışlı bir yöntem değildir. Düşünün ki bu çemberin 700 kopyasını oluşturdunuz ve sonradan renklerini değiştirmeniz gerekiyor. By Layer özelliğiyle katman rengini değiştirerek hepsinin rengini değiştirebilirsiniz. Ancak renkleri Properties paneli aracılığıyla dikte ederseniz, renk özelliklerini değiştirmek için çemberlerin hepsini elle seçmek zorunda kalırsınız. Şimdi bu çemberin rengini tekrardan By layer olarak ayarlayalım. Bunun için çemberi seçin. Renk özelliğine gelin. Menüyü açıp By seçin. İşlemi tamamlamak için Escape tuşuna basın. Ancak geçerli renk olarak hala açık mavi ayarlı durumdadır. Bu menüyü bir kez daha açın ve By Layer olarak ayarlayın. Artık oluşturacağınız her nesne By Layer renk özelliğine sahip olacaktır. By Layer özelliğiyle verilebilecek en iyi öğüt ona dokunmamanızdır. Nesnelerinizi asla özellik dikte etmemelisiniz. Bütün varlıklarınız baylayer ayarlı olursa renk, çizgi tipi ya da kalınlığı ile ilgili değişiklikleri yapmak katman ayarlarını değiştirmek kadar kolay olur.